Değerli arkadaşlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte iki ülke sınırında bulunan Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yapması dünya gündemine bomba gibi düştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasından saatler önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışında bir konuşma yapmıştı. O konuşması dikkat çekiciydi. Reisi, Aliyev ile bir araya gelmesiyle ilgili bazıları bizim bir araya gelmemizi, ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor. Fakat bizim için bunların önemi yok. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız demişti. Söz konusu ifadeler suikast mi şüphesini akıllara getirdi. Baraj açılışı dönüşü helikopteri kaza yaptı. Aliyev ve reisi görüşme sonrası Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi ve Hudafer barajlarının açılışını gerçekleştirmişti. Altını çiziyorum. İşte bu barajın açılışından hemen sonra dönüş sırasında İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan helikopter, değerli arkadaşlar, Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar nedeniyle kazaya, kırıma uğradı. Reisinin bulunduğu helikopter, İran Dışişleri Bakanı'nın da içinde bulunduğu helikopter, Emir Abdullahian'ın da içinde bulunduğu o helikopter düştü arkadaşlar. Bu helikopter şimdi nerede? Soru bu. Buradan sonra başlıyor esas ayrıntılar. Bakın, İran suikast timlerinin, İran özel timlerinin, değerli arkadaşlar, bölgede İbrahim Reisi'nin cesedini aradığı yönünde bazı iddialar var. Bunlar korkunç iddialar. Reisi'nin cesedini kaçırmak peşinde İsrail. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda da Amerika'dan bir açıklama geldi. Biden'ın özel ofisinden bir gelen açıklama, takip ediyoruz dendi. Şimdi bir ülke bir başka ülkeyi niye takip eder? Başka şeyler söyler değil mi? Üzüldük, üzülüyoruz. Umarım reisinin canlı olarak ortaya çıkması söz konusu olur falan dersiniz. Ama takip ediyoruz dediğiniz anda işin rengi değişiyor. Değerli dostlar, anlamlı bir cümle. Bu ne demek? Bununla ilgili yorumlar da var. Bunları da konuşacağız. İran Devlet Televizyonu'na göre Cumhurbaşkanı Reisi'yi, İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiği yere ulaşmaya çalışıyor yardım ekipleri. Ancak henüz bu noktada bir olumlu gelişme yok arkadaşlar. Ha, bu arada şunu söyleyelim. Helikopterin düşme sebebi, kırıma uğrama sebebinin olumsuz hava koşulları olduğu söyleniyor. O da soru işareti. Malumunuz şu anki Amerika'nın, gerekse Rusya'nın da, ki ben Amerika'nın elindeki teknolojilerin çok 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 üst düzeyde olduğunu ve dünyanın bunu bilmediği, bu teknolojileri bilmediği kanaatindeyim. Amerika son yıllarda bir F-35 ile dünyayı oyaladı, durdu. Amerika'nın elinde hem uzaydan hem de gökyüzündeki o uydulardan silah olarak faydalanabildiğini biliyoruz arkadaşlar. Elon Musk'ın gökyüzündeki o uyduları sadece internet mi veriyor zannediyorsunuz? Manyetik silahlar, manyetik saldırılar. Bunları konuşacağız. Bunların üzerinde çok duracağız yayınlarımızda. Ama helikopterin neden düştüğü şu anda muamma. Olumsuz hava koşulları deniyor, geçiriyor. Ama İbrahim Reisi'nin cesedine ya da o helikopterde olanların cesedine ya da helikopterin enkazına henüz ulaşılabilmiş değil. Akıllara da tabii ister istemez kaza mı yoksa suikast mi sorusu da gelmiyor değil. Hele hele de İsrail ile İran arasında son bir ay içerisinde Gazze meselesinden dolayı dalaşmanın, karşılıklı füze atışlarının da olduğunu eğer ki hesap edersek işin rengi biraz daha farklı oluyor arkadaşlar. Profesör Doktor Uluslararası İlişkiler Uzmanı İrfan Kaya Ülger'in de bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Dedi ki 1979'dan beri 45 yıldır İran'ın çizgisi belli. Anti-Batı, anti-İsrail çizgisinde ilerliyor. İran'da aslında muhalefet yok. Muhalefete kendisine temsil imkanı da verilmiyor. Her ne kadar azınlık temsilinin mensubu için bir takım kontenjanlar açılmış olsa da. Bir de İran'ın etnik durumuna bakmak lazım. İran'ın nüfusu yaklaşık bizimki kadar. 88 milyon. Muhalefet ancak rejimin çizdiği sınırlar içerisinde etnik bakımda uyumlu davranırsa bir varlık imkanına kavuşabiliyor. Muhalefetin burada reisinin politikalarına karşı örgütlendiğini söyleyemeyiz. Ancak kişisel bir husumet ya da çekememezlik gibi meseleler de olabilir. Bunların dış bağlantısıyla bağlantısı olabilir mi? Muhtemel. Bunun dışında komplo teorisi olarak algılanabilecek bir husus ama bunun gerçeklik tarafları da var. Çünkü Orta Doğu'da bunlar hep yaşanabiliyor. Sinemalarda bunların 3 aşağı 5 yukarı
farklı versiyonları da gösteriliyor diyor değerli dostlar İrfan Kaya Ülger açıklamasında. Devam ediyor sözlerini. Bu işin arkasında Amerika ve CIA olabilir diyor. Bu işin perde gerisinde daha düşük bir ihtimalle olsa da CIA ve ABD olabilir. Çünkü Orta Doğu politikasının şekillenmesinde İran çok önemli bir faktör. Son olarak İsrail zaten meydan okumuştu. Netanyahu günü geldiğinde biz İran'a cevap vereceğiz diye örtülü bir tehditte bulunmuştu. Hatırlarsınız. Bunlar da bu çerçevede akla geliyor. Fakat bunların komplo teorisi olduğu da söylenemez. Değerli arkadaşlar, bu arada bu kazanın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile İbrahim Reis'in Azerbaycan'da bir araya gelmesi, sınırda bir araya gelmesinden sonra hemen o ayrılıktan sonra gerçekleşmesi Azerbaycan açısından sıkıntı verici. İlham Aliyev de açıklamasında zaten endişeliyiz demiş arkadaşlar. Hani üzüntülüyüz, üzüldük falan yerine bu kazanın olmasından ciddi derecede endişeliyiz demiş. Bu gelişme arkadaşlar bütün bölgeyi ateşe atabilecek kadar tehlikeli bir gelişme. Eğer bu kazanın arkasında bir suikast ihmali varsa bölge hatta belki de dünya yangın yerine dönebilir. Değerli dostlar bakın şunu hep söylüyoruz zaten. İran bölgede bugüne kadar İslam ya da Müslümanlar lehine pek fayda sağlayacak bir olaya imza atmadı bugüne kadar. İsrail İran'ın varlığının nedeni gibi oldu ya da İsrail'in bölgedeki varlığı İran nedeniyle daha da kuvvetlenmiş oldu. Yani İsrail'in lehine, Amerika'nın lehine bugüne kadarki İran'ın çalışmaları, çabaları bu anlamda hep bu şekilde ola geldi. Bu gelişme, hani reisinin diyelim ki öldü. Henüz bilmiyoruz ama diyelim ki öldü. Kimin işine yarar sorusunu sormak lazım. Buradan şu yorumu da yapmak bence çok da uzak bir ihtimal değil. İran'la ilgili belki de düğmeye basıldı. Bundan sonra İran hareketlenecek. İran'da olaylar baş gösterecek. İran'ın dağılması, parçalanması, belki iç isyanlar sonrasında ikiye bölünmesi ya da bir devrimin yaşanması, yine Amerikan kontrolünde bir devrimin yaşanması, demokratik bir devrimin yaşanması ihtimali var. Bunlar hep konuşuluyor zaten ama İran'la ilgili bu yıl ya da gelecek yıl ciddi planların olduğu, masada olduğu, bunların hayata geçirilmek üzere beklendiği ya da zamanının kullandığı zaten konuşuluyordu. Reisinin bu kazasında eğer bir Amerikan parmağı varsa ya da olayların akışına bakalım. Diyelim ki reisi öldü ve olayların akışına birlikte bakalım. Anlayacağız zaten. Çok değil. 10 gün içerisinde kimin bu işte parmağı var çok net bir şekilde ortaya çıkar. Reisinin ölümü İran'da bir vesayet, bir veraset sürecini karmaşık hale getirecektir. Bundan hiç kuşku yok. İran'daki siyasi ortamda kartlar iyice karıştırılacak. Herkes şu an buna odaklanmış vaziyette. Yani İran şu anda karışmış, Tebriz karışmış vaziyette. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hadi diyelim onu canlı buldular. Ne olur? Ya da öldü. Arkadaşlar bir de 12. imamlık meselesi var. Yani tuhaf İran'da konuşulan meseleler var. Bunları da yine biz reisinin ölü ya da diri bir şekilde ortaya çıkmasıyla konuşacağı benziyoruz önümüzdeki günlerde. Yani sürece baktığımız zaman yani bunlar rastlantı olamayacak kadar önemli gelişmeler. İsrail'in İran Büyükelçiliğini ki normal şartlarda asla olmayacak bir olay ki İsrail şu anda haydut devlet gibi istediğini yapıyor. İran Büyükelçiliğini bombalaması ardından İran'ın drone saldırısıyla karşılık, füze ve drone saldırılarıyla karşılık vermesi ve akabinde İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşmesi. Bunun tesadüf olması ihtimali sizce var mı arkadaşlar? Şu gelişmeler tesadüfen olabilir mi? İranlı bir güvenlik kaynağı şöyle bir ifadede bulunuyor. Cumhurbaşkanına yani İbrahim Reisi'ye ait helikopterin ikisi sağ salim gelen 3 helikopterli konvoydan düşürülmesi. Yani ikisi sağlam geliyor ama biri düşüyor. Reisinin olduğu düşüyor. Bu bizi çok ciddi ve tehlikeli bir güvenlik vakasıyla karşı karşıya bırakıyor diyor. Büyük bir suikast teşebbüsü ya da fiili cinayet ihtimaliyle karşı karşıya diyor. İranlı bir güvenlik kaynağı arkadaşlar. Bu durum gerçekten çok ciddi. Sadece bütün bölgeyi yakından ilgilendiren bir gelişme. Özellikle de Azerbaycan'daki görüşme sonrası olması bu Azerbaycan için de sıkıntı arkadaşlar. Kazada ne dikkatinizi çekiyor? Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastine benzer bir özellik taşımıyor mu arkadaşlar? Batuhan Çolak buna dikkat çekmiş. Demiş ki helikopter bulunması zor bir yere düşüyor. Uçuşa uygun olmayan hava şartlarında uçuyor. Helikopterin konumunu bildirecek cihazların hiçbirinden sinyal alınamıyor. Önce kurtarıldı, durumu iyi deniyor. Sonrasında helikoptere bile ulaşılamadığı ortaya çıkıyor.
Muhsin Yazıcıoğlu'nda da aynısı yaşanmadı mı? Senaryo aynı, oyuncular farklı. Birileri bölgede at koşturuyor, bizler de izliyoruz.